Bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Rectangle'ı seçtim. Tıkladım. Sağ tuş Dimension 2000. Enter. 1000. Enter. Tıkladım. Bakın şu kenara bir üçgen çizmek istiyorum. Bakın şurada Object Snap Tracking açık arkadaşlar. Bakın şurada da açım 45 derece. Geldim. Bakın şurayı tıkladım. Bakın şurada orta noktaya geldim. Tıklamadım arkadaşlar. Bakın şöyle tam kesişim noktasını tıkladım arkadaşlar. Daha sonra şu noktayı tıkladım. Bakın bunun aynısını şu kenara da yapmak istiyorum. Bunun kolay bir yolu var. Mirror komutu, aynalama komutu. Bakın mirror'ı seçtim. Bu iki çizgiyi seçtim arkadaşlar. Sağ tuş, orta noktaya geldim. Bakın şuradan da seçebiliriz. Şuradan da. Bakın şöyle tıkladım arkadaşlar. Mevcut çizimi silsin mi silmesin mi diye soruyor. No dersem silmez arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi geri alalım. Yes dersek siler arkadaşlar. Bakın seçtim. Sağ tuş. Bakın orta noktaya geldim. Yes dersem bakın bir önceki şekli sildi arkadaşlar. Mirror komutuyla simetrik çizimlerin bir tarafını yaptıktan sonra diğer kısmını kolaylıkla oluşturabiliriz. Bakın şöyle tekrar mirror'a geldim. Seçtim. Sağ tuş. Orta nokta. No dersek bakın. Bakın bunun aynısını simetriğini bu tarafa oluşturabiliriz. Bakın mirror'a geldim. Şeklimin tamamını seçtim. Sağ tuş. Bakın şöyle. Şurayı tıkladım. No dedim. Bakın şöyle simetriğini oluşturalım şu kısımda. Bakın mirror'a geldim. Tamamını seçtim. Sağ tuş. Bakın sadece eksen belirtiyorum arkadaşlar. Yani yön belirtiyorum. Bakın tıkladım. No dedim. Bakın böyle istediğim kadar çoğaltabilirim şeklimi. Mirror komutumuz da bu kadar.